Sayın Ahmet Ünal, buyurunuz Sayın Ünal. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın 2021 yılı bütçesi hakkında parti grubum adına söz almış bulunuyorum. Öncelikle tüm vatandaşlarımızı saygıyla selamlıyorum. Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü, madenlerimizin sistemli olarak araştırılması ve işletilmesi amacıyla 1935 tarihinde kurulmuştur. Kuruluş kanununa göre yurdumuzun maden ve taş ocakları kaynaklarını aramak, bulmak ve işletmeye uygun olup olmadığını tespit etmek amacıyla görevlendirilmiştir. Bunun yanında MTA, ülkemizin her yerinde etüt çalışmaları yapmış, bu çalışmalar sırasında birçok yeni maden yatağının bulunmasına katkı sağlamıştır. Tüm bu çalışmalarıyla MTA, Türkiye ekonomisine büyük katkılarda bulunmuştur. MTA'nın bu özverili çalışmalarına rağmen ülkemizin enerjide dışa bağımlılığı ortadan kaldırılamamıştır. Enerji Bakanlığı'nın 2021 yılı bütçe rakamları incelendiğinde ülkemizin enerjide dışa bağımlılığını azaltacak ciddi bir çalışma yapılmadığını da görüyoruz. Enerjide uygulanan yanlış politikalar vatandaşımıza fatura ve haksız vergi olarak yansıtılmıştır. Bakın bugünlerde 4 kişilik bir aileye gelen aylık ortalama elektrik faturası 250, doğal gaz faturası ise 500 TL'yi buluyor. Asgari ücretle geçinen ya da sadece emekli aile alan insanların bu faturaları ödemesi mümkün değil. Ülkemizin asıl sorunu işsizlik, yoksulluk ve geçim sıkıntısıdır. Milletimiz bizlerden bu sorunların çözümü için çalışma yapılmasını beklerken getirdiğiniz bu bütçe kanununda vatandaşımızın geçim sıkıntısına derman olacak hiçbir düzenleme yok. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, sizlere esnafımızın içinde bulunduğu durumu göstermek için seçim bölgem Kırıkkale'de çekilmiş birkaç fotoğrafı göstermek istiyorum. Bakın bu resim Kırıkkale'mizin en işlek caddelerinden olan Osman Tiryaki Caddesi'nde çekilmiş bir fotoğraf. Eskiden kiralık dükkan bulabilmenin bile imkansız olduğu Osman Tiryaki Caddesi'nde birçok dükkan boşaltılmış. İşlerinde kira borcunu ödeyemediği için hakkında tahliye kararı verilmiş iş yerleri var. Bir başka fotoğraf. Bu fotoğrafta Kırıkkale'mizin toprak mahalle diye tabir ettiğimiz gıdadan temizlik ürünlerine, lokantalardan giyimcilere, çay ocaklarına kadar yüzlerce dükkanın bulunduğu, üstelik şehrimizin ekonomik anlamda en önemli semtlerinin bulunduğu bir yer. Bu iş yeri sahipleri elektrik, su, ısınma, vergi, SGK ve Bağkur ödemeleri yüzünden adeta nefes alamıyor. Bakın bu ödemeleri yapamayan esnafımız dükkanının camına devren kiralık ya da satılık yazmış. Değerli arkadaşlar, bu iş yeri sahipleri üstelik pandemi döneminde devletten hiçbir yardım alamadılar. Her biri aile sahibi, çoluğu çocuğu olan insanlar. Bu insanlara hiçbir yardım yapmadınız. Bakın arkadaşlar, iş yerini kapatan bu insanlar bizlere ulaşıp vekilim hiç olmazsa bana asgari ücretli bir iş bul, akşam çoluğumun çocuğunun yüzüne bakamıyorum diyorlar. İşte yarattığınız Kırıkkale tablosu bu. İşsizliğin her geçen gün büyüdüğü, iş bulamayan gençlerin hızla şehri terk ettiği, 10 yıllık, 20 yıllık esnafların dükkanlarını kapatıp asgari ücretle iş aradığı Kırıkkale tablosu. Kendinizde ne kadar gurur duysanız bence az. Değerli arkadaşlar, bir başka mağduriyet. Kantinci esnafımız ve okul servisleri. Pandemi döneminde en çok etkilenen sektörlerin başında bu iki sektör geliyor. Koronavirüs tedbirleri kapsamında Türkiye'de okullar 13 Mart tarihinden itibaren kapatıldı. O tarihten bu yana 9 aydır iş yapamayan kantin ve servis işletmecileri perişan durumda. Kapılarını çalıp ne yiyorsunuz, ne içiyorsunuz diye soran yok. Berberlerimiz, lokantalarımız, kafe işletmeleri, çay ocakları, minibüs esnafı adeta kan ağlıyor. Gelirleri %80 oranında düşen, ancak masrafları 2-3 kat artan bu insanlar geçim mücadelesi veriyor. Galoş, eldiven, önlük kullanmaları zorunlu hale getirildi. Salona 2'den fazla kimseyi alamıyorlar. Havalar soğuduğu için elektrik ve ısınma giderleri 2 kat artmış durumda. Eskiden masraflar çıktıktan sonra aylık ceplerine
4-5 bin lira kalan bu insanlar artık ekmek parası bulamıyor. Bu insanlar bizden çözüm beklerken AK Parti iktidarı Kırıkkale esnafını görmüyor, duymuyor. Sebze, meyve, gıda, temizlik maddeleri el yakıyor. Artık evlerde ocak değil taş kaynıyor. Değerli arkadaşlar, bakın bir başka önemli konu emeklilerimiz. Açlık sınırını dahi bulmayan emekli maaşları emeklilerimizi açlığa mahkum etti. Emekli yok. Buyurun efendim. Emekli yoksulluğu her geçen gün derinleşiyor. Yoksulluğu derinleşen emekliler tam anlamıyla hayat mücadelesi veriyor. Pandemi koşullarında temel tüketim maddelerine %40-50 oranında zam yapıldı. Bu da emekli aylıklarını eritti. Bu tablodan da en çok Kırıkkale'de sayısı 52 bini bulan emeklilerimiz etkilendi. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, 3 yıldır bu kutsal meclisteyim, 3. bütçe yapılıyor. Yaptığınız bu bütçe dahil esnafın, emeklinin, asgari ücretlinin, çiftçinin, kısacası geçim sıkıntısı yaşayan vatandaşlarımızın bütçede yer almadığını gördüm. Tabii bu bir siyasi tercih meselesi. Zira siz Türkiye'mizin yoksullarını değil, size yandaş olanların bütçesini yapıyorsunuz. Bizler de sizin bu siyasi tercihinizin yanlış olduğunu başta seçim bölgem Kırıkkale olmak üzere her yerde anlatıyoruz. Umarım bu sizin iktidarda olduğunuz son bütçe olacak. Çünkü ilk seçimde biz iktidar olacağız. 2022 yılının bütçesini bizler emekçilerimizle, köylülerimizle, yoksullarımızla birlikte yapacağız. Selamlayalım. 2022 yılının bütçesini bizler emekçilerimizle, köylülerimizle, yoksullarımızla birlikte yapacağız. Geliri hakça paylaşıp ülkemizin zenginliğini vatandaşlarımıza aktaracağız diyor. Hepinizi saygıyla selamlıyorum.